Merhabalar dostlar, hepinize hoş geldiniz. Ben Angelan. Bugün Age of History Osmanlı serimizin yeni bir bölümüyle daha sizlerin karşısındayım. Geçtiğimiz bölümde Devlet-i Ali Osman olarak Mısır seferine ikinci kez çıkmıştık. Birinci seferde başarılı olsak da anlaşma şartları dolayısıyla tamamını alamasak da geçenki bölümde Mısır ve Arabistan seferlerinde tam başarıyla istediklerimizi aldık ve barışlarımızı yerine getirmiştik. Şimdi ise bu arada geçenki bölümde sadece yaptığımız o değil, İtalya seferinde de çıktık. Ve İtalya'da da başarılı bir sefer yaptık. İtalya'nın güneyini elimize geçirmiştik. Şimdi İtalya'nın geri kalanı da bizim olmasın mı diyerekten İtalya seferine de çıkacağız. Tamamını alacağız ve Roma'yı da alacağız. Her yeri de alacağız. Bu arada dostlar, 800 beğeni atmayı ihmal etmezseniz sevinirim. Çünkü her 800 beğeni geldiğinde yeni bir bölüm kanalda olacak. Bu yüzden lütfen 800 beğeni atmayı unutmayın dostlar. Çünkü siz ne kadar hızlı beğeni atarsanız ben o kadar hızlı video yayınlıyorum. Bu yüzden daha hızlı video gelmesini istiyorsanız tek yapmanız gereken şey beğene basmak. Yani bu kadar kolay yani, yapmanız gereken şey şuna basın. Eğer video istiyorsanız, yok ben istemiyorum diyorsan kafana göre abi ister basma ya. Kafana göre. Yine bunlar çıkarma mı karma derdinde abi. Çıkarma atan devletleri sevmiyoruz biliyorsunuz. Ama atacaklar. Atacakları illa atacaklar. Yani bu bölümde tabii ki de Milano Devleti'nin tamamını topraklarımıza katamayız. O kadar da değildi. Yani kocaman bir devlet Milano Devleti. Ancak ve ancak tamamını katamasak da çok büyük bir ısırık aslan payıdır buna. Almalıyız ki böyle bir barış anlaşması yapılabilsin. Ya aramızda bir barış anlaşması istiyorlarsa kendileri, ya bize bir aslan gibi davranmalılar. Bize aslan gibi bir pay vermeliler ve biz de aslan gibi barış anlaşması yapabiliriz onlarla. Tek istediğim şey bu. Güzel bir sadece anlaşma. İtalya'nın %100'ünü almayabilirim. Avrupa'daki toprakların tamamını almayabilirim. Ama çok büyük bir toprak alacağım. O kesin. O kesin. Mainz ve Papalık Devleti de geldi. Bunun dostu olarak gelsin. 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 Problem değil. Gelsin. Gelsin. Problem değil. Ama sıkıntı olan şu ki biz çıkarma yersek arkada ne olacak? Ya çıkarma yemeği hiç sevmiyorum. Umarım çıkarma yemeyiz abi. Umarım çıkarma yemeyiz. Çünkü çıkarma yersek 2 saat hallıyorlar orada tekrardan topraklarını. Ve biz de burada uğraşıyoruz. Ya yani o çıkarmaları sevmiyorum ben abi. Umarım atmazlar. Umarım atmazlar çıkarma. Umarım atmazlar. Saldırılarımıza devam ediyoruz. Bu arada hareket puanımız tamamıyla yetmiyor maalesef. Her şeyi yapamıyoruz bu sebepten ötürü. İtalya'da Roma'yı aldık. Yani tek yapmam gereken şey, İtalya'nın tamamını almasam bile yani kendi topraklarımda bir birleşim oluşturacağız. Orada topraklarımızı birleştireceğiz. Ve bu birleşik topraklar sayesinde sınırlarımın daha güzel gözükmesini sağlayacağım efendim. Biliyorsunuz bizde önemli olan şey toprakların değeri değil, sınırın güzelliği. Bizim her zaman oyunlarımızdaki amacımız neymiş, toprak güzelliğidir abicim bizimki. Neymiş, toprak şu kadar değerliymiş, şu kadar gelir getiriyormuş. Yok, bunların bizim için bir önemi yok. Bizim için topraklar güzel gözüküyor mu, gözükmüyor mu? İşte bütün mesele bu. İşte bütün mesele bu harbiden abi. Bizde toprak güzel gözüküyorsa o güzel. Güzel. Fazlası bizim için önemli değil. Fazla düşünmeye gerek yok. Toprak güzelse güzeldir abiciğim. Sınırı güzelse güzeldir. Fazlasına gerek yok. Mesela ben şu an istediğimi aslında aldım. Çünkü şu an topraklarımla İtalya'daki topraklarımı birleştirdim. Balkanlardaki topraklarımla İtalya'daki topraklarımı birleştirdim. Ya benim için şu an fazlası ekstraya giriyor bu abi. Ekstraya giriyor. Ekstrayı da neden almayalım ki abi? Hafsiller de bu arada umarım bana bir saldırı da gerçekleştirmez. Çünkü gerçekleştirirlerse bir saldırı da onlarla direkt savaşa girmiş oluyoruz. Oradan denizden bana bir çıkarma atmasınlar abi. Yani onların çıkarma attığı yere ben de saldırırsam savaşa girmiş olabiliyoruz onlarla. Arada olabiliyor böyle şeyler. Bu arada yani tamamını almayacağız dedik ama ülkeyi söktük götürdük galiba. Tamamını almayız. Milano büyük devlet ama dedik. Ülkeyi söktük götürdük şu an abi. Ülkeyi aldık, sırtladık, götürdük şu an. Hani tamamını almıyordum falan diyor şu an bize. Yani tamam, tamamını almayız abi, biraz daha. Biraz daha var. Daha var o. Biraz daha var. Daha senin 3-5 toprağın daha var. Bu arada harbi tamamını almayacaktım ama kanka sen de hiç savunma yapmadın be. Sen de savunma yapmadın ki. Ne bileyim, her yere girdik abi rahatlıkla. Hani biraz bir direnseydin, biraz bir 3-5 bir şeyler yapsaydın.
Hani diyeceğim tamamını almayayım ama sen şu an bana hiç direnemedin ki. Sen bana direnemeyince ben de daha da iştahlı bir şekilde saldırıyorum. Ve bu iştahlı bir şekilde saldırışta sana toprak kaybı olarak yansıyor yani. Baksana %85'ini alıp götürmüşüz bile şu an. %85'ini alıp götürmüşüz bile. Bu senin için biraz üzücü olmuş olabilir ama benim için çok sevindirici bir haber. Şurayı da alıp barış anlaşmasını yapacağız. Evet, fazlasına da ihtiyacımız yok. Çok güzel bir anlaşma oldu. Mükemmel. Mükemmel işte bu. İşte cesaret, işte feraset, işte adam gibi adamlık, işte bu. İşte toprak güzelliği. Şimdi bir dakika birader, bir dakika. Seninle bir şey konuşacağız. Şurada bir toprak güzelliği mevzusu var bizim, biliyor musun? Senin topraklarını kesinlikle istemiyorum. Kesinlikle istemiyorum. Amacım senin topraklarını ele geçirmek falan filan değil. Toprak güzelliğimi sağlamak istiyorum abicim. Bunun için de senin toprakların bana lazım. Bana lazım. Kusura bakma. Orada seninle bir güzel bir anlaşma yapacağız. Bu arada topraklarımızın daha güzel görünmesini istiyorsak yapacağımız tek şey var. O da Kuzey Afrika fethi abi. Kuzey Afrika'daki fethi tamamlarsak eğer topraklarımız daha da güzel gözükecektir. Abi Litvanya ile aramız çok kötüydü. Nasıl olduysa biz Litvanya ile aramızı iyileştirmişiz lan epey. Hem de çok iyi olmuş yani. Bayağı iyileştirmişiz lan Litvanya ile aramızı. Vay vay vay. Helal lan bize. Kanka senin de şu toprağını bir alalım. Abo burada bir Venis kalmış ya. O küçük kaldığı için göremedik. Burada bir Venedik toprakları kalmış abi. O Venedik'i de alaydık, güzeldi be. Ama göremedim onu maalesef, onu görmedim. Keşke görebileydim ama işte görmedik abi. Yapacak bir şey yok. Bu arada ordu sayımızın azaldığını görüyorsunuz. Ama şu an elimizdeki ordu kafi mi? Kafi abi. Kuzey Afrika'daki fethi için çok kafi bir ordumuz var. Kuzey Afrika'nın tamamını inşallah alacağız. Bu arada tekrar söyleyeyim arkadaşlar. Her 800 bininde yeni bölüm geliyor. Bu yüzden tek yapmanız gereken şey bir saniyenizi ayırarak beğene basmak. Tabii ki video istiyorsanız. Benim videolarım hazır. Ben çekiyorum hızlı hızlı hepsini. Eğer siz de istiyorsanız videonun yayınlanmasını, tek yapmanız gereken şey oradan beğene basmak efendim. Bu arada Saksonya ile de yakında savaşmamız gerekebilir çünkü eleman beni nedense sevmiyor. Ne yaptım lan sana ben? Niye sevmiyorsun beni? Allah Allah. Bu arada hiç sorunsuz bir şekilde ilerliyoruz lan. Şurayı da bir alayım abi. Şuraları bir alalım ya. Şuraları bir alalım da güzel gözüksün. Şuraları bir alalım. Bu da çok da para istiyor be. Ufak bir toprak için kaç para veriyoruz yani? Onlar biraz fazla abi. Onlar biraz fazla. O biraz fazla hocam. Onu biraz azaltmamız gerek. Bu arada topraklarımızı tabii ki asimile edince çok daha güçlü olduk. 1 milyon ekonomiye sahibiz. 7,6 milyon nüfus. Diğer devletlere göre hayvani bir gücümüz var şu anda. Litvanyalılar ile Timurlar savaşa girerse ben de Timurlar devletine savaş ilan edebilirim. Şu an için ya yapmam gereken bir şey yok. Savaş ilan etmeme gerek yok. Belki ileride dost olabiliriz. Belki birleşebiliriz bile ama yani arkadan vurma fırsatı eğer bana gelirse, bana teklif edilirse yani şey yapmam, geri çevirmem abi. Fırsatı geri çevirmem. Yani tekmeyi vururum, kusura bakmasın kimse. Kimse kusura bakmasın abi. Bana karlı bir şey teklif edilirse asla geri çevirmem. Asla geri çevirmem. Ya bak bunu yapma, bunu yapma. Gördüm ama maalesef şey yapamadım yani. Nasıl derler? O elime space'e basmaktan geri tutamadım abi. Onu geri tutamadım. İşte onu tutmak lazım. Onu öğrenmek lazım. Efendim şuraya doğru ilerleyeceğiz ordularımızla. Ve tabii ki de şuraya da aynı zamanda ilerleyeceğiz. Buradan basmamız gereken askerler var. Efendim bu biraz bizim için üzücü oldu ya. Fransa hani ya Macar'dan bekleriz. Tamam Macar yapar. Macar yapar çünkü Macar'la zamanında çok savaştık. Aslında aramız çok iyiydi ama Macar'la. Sonra maalesef o araları bir bozma kararı aldık. Ama ya Fransa sana ne oluyor? Senin konuyla ne alakan var? Sana ne oluyor? Ben seni anlamadım. Seni çözemedim hocam. Ya senin derdin ne? Senin olayın ne? Yani Macar yapar abi. Macar haklıdır da yani adamın topraklarına bir girdik. Sonra daha da yani çıkmadık. Çok sağlam girdik. Ama yani sana ne oluyor birader? Senin derdin ne? Ben seni çözemedim. Seni çözemedim. Yalnız pek de ordu getirmeye de gerek yokmuş gibi. Pek ordu da getirmeye gerek yokmuş gibi. Vallahi pek de gerek yokmuş gibi. Güzel. Güzel. Macar teşekkürler.
Diğer topraklarını istemiyorum. Tek istediğim yer bu üçü. Fazlasına gerek yok abi. Fazlasına gerek yok. Şimdi sıra sizde Fransız dostlarım. Efendim sefer bitti. Geri dönebilirsiniz. Geri dönebilirsiniz efendim İstanbul'a. Geri dönebilirsiniz. Hiç problem değil. Bitti şu an abicim sefer. Bir daha bir sorun olsa biz sizi çağıracağız. Biz sizi ararız abi. Şu an bir problem yok. Merak etmeyin. Şu an problem yok. Fransa'daki problemi de hemen hızlı bir şekilde çözeceğiz. Fransa hazır gelmişken topraklarımıza katalım tabii ki. Kanuni'nin Fransız kralına söylediği söz geldi aklıma şimdi. Lan sen ki sadece Fransa kralısın. Koskoca dünyanın imparatoruna nasıl savaş ilan edersin ya? Nasıl savaş ilan edersin? Sen kimsin ya? Abi şu kadarını alırsam sınır güzelliğim ölür ama. Abi Aragon'da sınır olmak istemiyorum. Aragon'da sadece Kuzey Afrika'da savaşacağım. Aragon'da sınır olmak istemiyorum. O yüzden bu barış bana bu kadar yeter abi. Bu topraklar bana kafi abi. Aragon'da sınır olmak istemiyorum. Bu yüzden daha fazlasını almayacağım toprakların. Sadece bunları alacağım. Bu arada İskoçya Krallığı Saksonya'ya savaş ilan etmiş. Asiler de burada. Saksonya biraz zorluk yaşıyor. Yaşasın abi, bana ne. Yani gidip oradan bir Prusya mı kuracaksın lan? Gidip oradan bir Alman İmparatorluğu mu olacaksın? Bu Alman prensliklerini hiç sevmem zaten. Alman prensliklerini hiç sevmem zaten. Hapsiler de burada. Abicim hapsilerin de oradaki topraklarını alacağız. Burada bir İngiltere toprakları. İngiltere ile aramız ne durumda? Ya yani en azından artıya çıkmışız. Ama o toprakları almak için savaşmamız gerekecek. Ya yani mecburuz abi, o topraklar sende kalamaz abi. Benim sınır güzelliğini yapmam için o topraklar benim olmalı. Ya benim ya kara toprağın. Hapsiler Venedik'i de almış, güzel. Sevindik abi hapsilerin Venedik'i almasına. Çünkü ben alacaktım oraları. Hızlıca hapsilerden almış oluruz bu sayede. Şimdi sıra hapsilerde abi. Sıra hapsilerde. Hapsi kardeşim bak. Seni severim bilirsin ama bu savaşı yapmak zorundayız. Bunun sebebi ise benim toprak güzelliğini sağlamam. Sınırı güzelliğim olmalı abicim. Kusura bakma, seninle bir derdim yok ama yani sınırlarında bir derdim var. O sınır derdini de şu an çözeceğiz efendim. Şu an çözeceğiz. Hiç problem yok hiç. Ama arada bak şöyle bir şimdi güzellik var. Sana şöyle bir güzellik yapacağız. Şimdi sen de bu savaşı yapınca aramızda bir sorun kalmayacak. Neden? Çünkü senin toprağın kalmayacak. Nasıl? Nasıl fikir ama? Ya aramızda bir sorun kalmazsa bir daha seninle savaşamayız. Senin toprağın kalmazsa da sorunumuz kalmaz. Ya senle aramızı bak iyi tutmak için neler yapıyorum görüyor musun? Bak çaba sarf ediyorum abi. Senle sırf aramı iyi tutayım diye bak neler neler yapıyorum. Bak hiç hayatta yapmam ama gittim. Senin için bu arada şu toprakları da alabileydik, güzeldi. Venedik'e askere basamadık. Umarım oradan bir saldırı gelmez. Bak sırf hapsilerle aram iyileşsin diye gidiyorum onları almak için sefere çıkıyorum. Daha bu adam ne yapsın? Daha bu adam ne yapsın abi? Aramızı düzeltmek için sadece bak. Aramızda bir sorun kalmasın diye bunu yapıyorum. Bunu başka kim yapabilir? Kimse. Çünkü bu kadar puşt bir biz varız herhalde. Adamın gideceğim topraklarını alacağım. Aramızda artık bir sorun yok diyeceğim sonra. Güzel. Venedik'teki saldırıyı da hallettik. Buraları da aldık. Venedik'i de alırsak eğer bu iş çözülür. Efendim aradığım toprakların tamamı bunlardı. Bakalım başka bir şey var mı istediğim senden? Bakalım. Şunları da zamanı gelince hallederiz ya. Şu toprakları zaten alamayacağım için hiç bir şey yapmak istemiyorum. Aoo, burası da işgal toprağıymış. Onun değilmiş ki. Aga be, işgal toprağıymış orası be. İşgal toprağı olmasaydı iyiydi bak. Şimdi hala seninle aramızda sorun var. Aramızda hala sorun var. Ama ben bu sorunun çözümü için merak etme. Çok çaba sarf ediyorum. Bu sorunun çözümü yapılacak. Merak etme, merak etme. Aramızdaki sorunların çözümü için bol bol çaba sarf ediyorum. Ve umarım yakın zamanda bu aramızdaki sorunları teker teker çözeceğiz efendim. Hiç merak etme. Şuraya bir 10.000 kişilik daha ordu yollayacağım. Şunların hepsinin asimilasyonlarını yapalım. Bakın göreceksiniz abicim buraları fethettiğimde sınırlar ne kadar güzel olacak. Göreceksiniz. Göreceksiniz. Ha, buralar işgal edilmiş eyalet. Ha. Kimin peki bunlar? Milan'ın mı? Bunları nasıl veriyorduk ya?
Bunları bir şekilde verebiliyorduk toprakları. Şuradan bağımsızlık ilan et mi diyorduk? Yok. Bir şey diyorduk burada veriyorduk ama neyse kendisi alsın. Unuttum şimdi onu ya. Bir şey deyip verebiliyorduk ama şu an unuttum abi onu. İşte uğraşmaya da gerek duymadım. Askerlerimiz dizilsin bakalım. Aragon'un da topraklarını elimize geçirelim. Tunus toprağını da hemen hızlıca alalım. Ha, zaten geri verildi, tamam. Savaş ilan et diyerek Aragon devletine de hemen hızlıca aramızdaki sorunların çözülmesi için tabii ki de yardımımızı yapıyoruz. Adamlar aramızdaki sorun kalmasın diye görüyorsunuz arkadaşlar bize topraklarını veriyorlar. Teşekkür ediyoruz kendilerine bu iyi niyetlerinden dolayı. Aramızda artık bir sorun olmayacak, merak etmeyin. Tabii ki tüm topraklarınız kalmadığında. Yani şu an için yok ama ileride bir İspanya'ya geleceğim, orada bir problem olabilir. Orada çok ufak bir problem olabilir ama şu ana kadar bir problemimiz yok abi. O ana kadar yok. Ben oraya gelene kadar yok. Hocam şurayı alacağız bir. Bir de şunları almam gerekiyor. Adalar da bizim için önemli. Onları bir alalım. Ondan sonrasında aramızda bir daha bir sorun olacağını ben pek zannetmiyorum efendim. Araştırma yapalım bu arada. Araştırma önemli abicim. Araştırma önemli. Araştırma önemli. Şunları halledelim hemen. Efendim hazır gelmişken şurada Milano'ya da dalaydık ya. Onunla da uğraşmak istemiyorum şu an ama. Gelmişken bir insan dalalım diyor ama işte. Yapacak bir şey yok, şu an dalamam. Güzel. Güzel. Efendim şöyle direkt tamamını alalım. Direkt tamamını alalım efendim. Teşekkür ediyoruz bu güzel anlayışınız için. Topraklarınızı bize hediye ettiğiniz için. Teşekkür ederiz efendim. Çok saygıdeğer bir kişiliksiniz cidden. Aragon devleti olarak sizi çok seviyoruz. Sevmeye de devam edeceğiz. Tabii ki İspanya'daki toprakları almak için bir onlara da bir zamanı gelince bir görüşürüz ama şu an için bir problemimiz yok. Şu an artık bir problemimiz yok. Hemen hızlıca bakalım Portekiz devletini de ele geçirmek için hareketlerimize başlayacağız abi. Topraklar ne kadar güzel oldu lan. Şöyle şuradan Fransa'dan bir birleştirme yapsam. Uf. Of. Abi efsane olmaz mı? Harbi efsane olur yalnız ha. Harbi efsane olur. Harbi efsane olur bak. Portekiz'in direkt tüm topraklarına çökeriz bunda. Direkt tüm topraklarına çökeriz abi Portekiz'in. Direkt çökeriz böyle. Diye çak diye çöktük mü tamam zaten gerisi gelir yani. Direkt hiçbir direnemez zaten bize karşı. Abi Portekiz'in direkt tüm topraklarına bu şeyde çökeriz abi bu savaşta. Savaş ilan et. Zaten beni de sevmiyormuş. Beni sevmeyeni ben hiç sevmem. Beni sevmeyeni ben hiç sevmem. Bu arada bu savaştan sonra artık asker basmak gerekecek abi. Artık asker basmak gerekecek. Bu arada tekrar söyleyeyim arkadaşlar. Her 800 beğenide yeni bölüm geliyor. O yüzden beğeni atmayı unutmayın. Bir saniyenizi ayırarak beğeni atmayı unutmayın dostlar. Çünkü siz ne kadar beğeni atarsanız o kadar seri video gelecek. Hicaz buraya göç etmiş. Kanka gelmişken sana savaş ilan edeyim diyeceğim de arkada bir de şimdi Memlük'le uğraşmak istemiyorum ama yaparız şimdi dur. Onu da yapacağım. Onu da yapacağım. Hazır gelmişken halledelim abi. Memlük'ün de bir toprağı falan kalmıştı zaten. Hazır gelmişken onu da halledelim. Aradan bir çıksın abi. Aradan bir çıksın. Gibraltar'a doğru git bakalım oğlum. Oradan Cebeli Tarih alacağız. Şöyle. Hazır gelmişken hocam seni de bir halledelim. Şöyle hızlıca bir halledelim. Memlük'ün burada toprağı varmış. Şöyle burayı kolonize et. Şuradan şöyle kolonize et. Hazır gelmişken orayı da bir alalım ya. Hazır gelmişken arkada toprak bırakmayalım abi. Hazır gelmişken alalım. Hazır gelmişken alalım. Hadi bakalım. Artık İspanya'da çıktık. Artık Tunus'ta tekrardan bir sorunumuz var. Artık tekrar bir sorunumuz var maalesef. Kusura bakmayın Tunus Bey. Ama artık aramızda maalesef bir sorun var. Çok maalesef diyorum ama var abi artık bir sorun. Çünkü sizin İver'deki topraklarınızı istiyorum. Üzgünüm. Üzgünüm. Kesinlikle ben istemiyorum. Sınır güzelliği, toprak güzelliği için bunları istemek zorundayım. Bu bir zorunluluk. Zorunluluk olmasa biliyorsunuz yapmam. Ama zorunluluk abi yapacak bir şey yok. Güzel Portekiz'in de tamamını almak için harekete geçtik. Burada Memlüklere karşı da ordularımızı basalım. Burada tek toprak var ama ya tek toprak var da uğraştıracak bizi. Tamamdır. Şuraya doğru ilerliyorsunuz abicim siz. Şimdi problem şurada. Şu problemi hemen ortadan kaldıralım. Şuradan asker basabiliyor olsam problemi direkt seri bir şekilde ortadan kaldıracağız ama maalesef asker basamıyorum. Maalesef. Maalesef. Hadi bakalım.
Bir kere turu bana versen şaşarım zaten. Oo, turu yanlışlıkla fazladan geçtim. Oo. Bir öksürelim. Şöyle saldırılarıma devam edebilirim ardından. Ya bu çıkartmalar ne abi bunlar? Bunlar ne? Neden yani? Ne gerek var abi şöyle? Ya çıkartma atma teslim olur. Olmadı bu. Alo diye aldı orayı. Ayda. 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 Olmadı bu. Bu üzdü. Bu üzdü biraz bizi. Biraz bir üzdü. Alo diyor. Senin de. Artık seninle de bir sorunumuz var. Artık seninle de bir sorunumuz var. Üzgünüm. Üzgünüm Ale diyor. Şuraya da bu 10.000 kişilik orduyu yolla. Bu 70.000 kişilik ordu tüm Portekiz'e yetecektir. Diye düşünüyorum. Hadi bakalım yeter umarım. Beni yarı yolda bırakma kardeşim. Hadi. 70.000 kişilik ordu tüm Portekiz'e yetecek dedik, yetecek. Beni yarı yolda bırakma. Bu arada Portekiz'de abi hallama yeter ya. Gel bir kafa kafaya kapışalım. Yenen alsın abi toprakları. Direkt askerlerimizi basalım. Kafa kafaya kapışalım. Kazanan abicim toprakları alsın götürsün evine. Ne diyorsun? Bence mantıklı. Buradan denize de bir ordu çıkaralım da abi. Denize de bir ordu çıkaralım da. Yani gerekecek çünkü denize ordu. Şu an öyle gözüküyor. Güzel, ordu sayısı azaldı orada. Ama yine tabii ki de hala direnmeye devam ediyor. Abi illa teslim olmayacaksın değil mi? İlla teslim olmayacaksın değil mi? Teslim olursan zaten ne olur yani? Teslim olursan ne olur? Ama olmayacak belli. 20.000 kişilik orduyu buraya at. 2500, 2500. Güzel. Madrid'e doğru yaklaşıyoruz. Zaten başkentini aldık. Başkentini aldık. Oradaki orduları da bitecek. Ufak bir direnişle karşılaşıyoruz ama herhangi bir sorun olmadan. Yani adam ana karasını bıraktı. Afrika'yı koruyor ya. Adam ana karasını bıraktı ama abi. Ana karayı aldık, söktük, götürüyoruz. Ama adam gidiyor. Abi Kuzey Afrika benim için. Ya her zaman ben bir Kuzey Afrikalı olmak istemiştim ya. Portekizliler zaten yarı Kuzey Afrikalıdır falan filan diyor herhalde. Yani şu an orayı bıraktı, buraları koruyor. Saygı duyarız. Saygı duyarız abi. Yapacak bir şey yok ama saygı duydum, topraklarını almayacağım anlamına gelmez. Saygı duyarak da topraklarını alırım ben senin. Herhangi bir problem yok. Saygı duyuyoruz ama topraklarını da alırız abiciğim. Son bir turumuz kaldı sanırım. Sanıyorum ki şurada bir Portekiz toprağım var. Şunlar evet Portekiz toprağı ama onları istemiyorum şu an için. Şu an için sadece bizim istediğimiz şey bunlar. Efendim bakalım turu geçelim. Evet. Şu sınırlara bir bakın. Ahali şu sınırlara bir bakın. Dönüp şu sınırlara bir bakın. Bir bakın. Ne güzel be. Ulan sınırlara bak. Mükemmel ya. Harbiden mükemmel. Burada Şongo İmparatorluğu falan filan varmış. Kendine ne haddile sen imparatorluk dersin lan. Burada biz varız bir tek. Bizim dışımızda imparatorluklar mı? Hadi biraz da Timur olabilir. Timur da bayağı imparatorluk olma şeyini gösteriyor yani. Ama bizim dışımızda kimseye maalesef imparatorluk daha doğru düzgün diyemem ben. Diyemem abi. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Veya videoları beğenerek bana destek olabilirsiniz. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.